Herkese merhaba. Mart birçok önemli günü ve hafta içeren bir ay. Bu haftayı özel olan günlerden birisi gezegenimiz canlılar ve yaşam için çok önemli olan su adına kutlanan 22 Mart Dünya Su Günü. Diğeri ise bugünkü özel konumla ilgili. Tam 4 yıl önce 28 Şubat 2 Nisan 2017 tarihleri arasında bilim insanlarımızın gerçekleştirdiği ilk ulusal ve Antarktik Bilim Seferi bu seferde yer alan önemli bilim insanlarımızdan biri de doçent doktor Burcu Özsoy'du. O Türkiye'nin ilk kutup araştırma merkezi olan İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulan ve Araştırma Merkezi'nin müdürü Antarktika'da deniz buzu gözlemleri konusunda çalışmış Türkiye Bilimler Akademisi 2020 yılı üstün başarılı genç bilim insanı önüne layık görülen çok değerli bir Türk bilim insanımız. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar, iyiyim. Çok sağ olun. Siz nasılsınız? Ee, e, sizinle birlikte ben de çok iyiyim. Çok sağ olun. Sizin gibi ülkemizin, ülkemiz için çok değerli bir bilim insanını yakından tanımak isteriz. Ee, Burcu Özsoy kimdir? E, kısaca kendinizi bize tanıtır mısınız? Tabii ki e, öncelikle ben çok teşekkür etmek istiyorum davet için. E, böylesine genç bir yaşta bilime merak sarmış olduğunuz için de ayrıca tebrik ediyorum. E, Türkiye'nin e, sizin gibi pırıl pırıl gençlere ihtiyacı var. E, çok daha güzel günlere hep beraber e, ışık tutacağız bilimle e, ve Türk bilim insanları olarak dünyanın dört bir yanında sizler de geleceğin bilim insanları olarak hep beraber çalışacağız inşallah. Ee, ben Gaziantep doğumluyum. İlk orta ve lise eğitimimi Gaziantep'te tamamladım. Sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde üniversite eğitimimi aldım. Sonra yüksek lisansımı da yine Yıldız Teknik Üniversitesi'nde tamamlayıp, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak e, görevime başladım. E, doktora çalışmamda e, Amerika'ya, Texas eyaletinde, San Antonio kampüsünde e, Texas Üniversitesi, San Antonio Kampüsü, UTSA olarak adlandırılıyor. Doktora çalışmam için gittim ve ilk Antarktika ile tanışmam 2005 yılında oldu. O günden bu yana Antarktika bilimsel çalışmalarını gerçekleştiriyorum. Biz de sizi tanımakla çok mutlu olduk. Yaşadığımız bu zorlu küresel salgın dönemi, sanırım biz insanlara en çok bilimin ve bilim insanının ne kadar değerli olduğunu öğretti. Asıl gelişmiş ülkenin bilimde ve teknolojide önde olan ülke olduğunu vurguladı. Ülkemiz ve gezegenimiz adına önemli çalışmalar yapan değerli bir bilim insanımız olarak bilim nasıl yorumluyorsunuz? Sizce bilim ve bilim insanı nedir? Aslında bilim meraktır ve merak edilenin sorulmasıdır. E, bu bence bizler için çok önemli. Sizlerin, aslında gençlerin ki çağımızda günümüzde artık bir e-mail bana ulaştığınız gibi e, iletişim çok e, ileri safhalara geldi ve e, herkesin birbirine ulaşabilme gibi bir e, olanağı var. E, bu iletişim ne anlamda önemli? E, i̇letişim dediğinizde, tabii ki merak ettiğiniz soruları sorabilme gibi bir kabiliyet doğuyor ki biz şu an onu yapıyoruz. Yani sizin bilimsel anlamda aklınıza gelen soruları bana soruyor olmanız ve benim bunları yanıtlıyor olmam ve bunu aslında camiaya da işte gençlerimize, çocuklarımıza, onların ailelerine bu bilgileri ulaştırıyor olmak aslında bilim insanı olma yolundaki en büyük adımlar olarak değerlendiriyorum. Bilim sormaktır, bilim öğrenmektir. Ee, hani işte pandemi oldu, ne oldu? İşte o aşı buldu, ötekisi yapıyor, e, diğeri çalışıyor vesaire. Aslında bir soruna hep beraber çözüm bulmaya çalıştık. Bu da bilimin din, dil, ırk gözetmeksizin bir probleme bütün ülkelerin e, aynı yanıtı bulmak için çabalaması demek. Yani bilim evrensel. E, bu anlamda da bu bilim çatısının altında insanların çok rahatlıkla iletişime geçerek birbirlerine ulaşabileceklerini düşünüyorum. Bilim önemli diyorum. Ben de size katılıyorum. E, peki e, siz TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde Kutup Araştırmaları Enstitüsü müdürüsünüz. E, kutup deyince benim aklıma e, Kutup ışıkları, e, Kutup ayıları, <laughs> e, Penguenler. Buzullar, soğuk ve gitti dediğin Svalbard geliyor. Ee, ancak e, eminim ki kutuplar hakkında bilmediğimiz çok şey var. Araştırmalara göre son 10 yılda kutup hakkında çok fazla bilimsel çalışma yapılıyor. Kutup araştırmaları neden bu kadar önemli? Bu araştırmaların neye ışık e, tutacağı düşünülüyor. Şimdi aslında konuşmaya başlarken gezegenin kara kutusu dediniz. Aslında Antarktika'ya güney ve Arktik kuzey dediğimizde dünyanın geçmişini hafızasında bulunduran yerlerden bahsediyoruz. Yani güney Antarktika bir kara parçası ve üzerinde buzlar var, karasal buzullar ve bu buzullar ee, yaklaşık 4000 e, metrelere kadar e, yükselen ve bu buzların içinde de milyon yıldır sıkışmış hafıza mevcut. Kuzey dediğinizde kuzey ise bir okyanus ve bu okyanus da yine buzla kaplı, e, deniz buzuyla kaplı. E, bu buzlarda çok e, yüzyıllardır e, süre gelen, işte küresel ısınmanın etkisiyle donup eriyen e, deniz buzları. Ee, bu hafıza tabii ki sadece bünyesinde barındırması Antarktika işte milyon yıl önce dediğimiz daha önce daha da öncesi işte Pangea dediğimiz tek kıtadan kıtalara ayrılıyor. Yedi kıtadan bir tanesi Antarktika. Ve bu, bu kıta üzerinde o dönemlerin hepsini, iklim dönemlerinin hepsini geçirmiş e, Antarktika'da buzların içinde çok ciddi bir hafıza var. Ama tabii sadece buz bilimi değil, atmosfer bilimi, jeoloji, karasal çalışmalar yapan, ekosistem çalışan, deniz bilimleri çalışan, çok geniş skala çalışma disiplinlerine sahip kutup bölgeleri. Ve tabii ki ne çalışırsanız da çalışın, her zaman sonucunu da iklim değişikliğiyle de bağlayabilecek çalışmalara imza atıyorsunuz. Peki, kutup bölgeleri olan arktik ve antarktik arasında ne gibi farklar var? Evet çok güzel oldu. Biraz önceki sorunun cevabına e, verdiğim yanıtın bir parçasını yenileyim. E, arktik dediğimiz kuzey. Kuzeyde e, işte biz de kuzey yarım küredeyiz. E, kuzey bir okyanus. Arktik okyanusu ve o a, okyanus e, Türkiye'nin yaklaşık 17-18 e, Katı ya da işte 17-18 büyüklüğünde diyelim. Deniz buzuyla donmuş vaziyette, donmuş bir okyanus. Güney indiğimizde ise güney bir kıta ve kıtanın üzeri karasal buzullarla kaplı. İster istemez birinin kara olması ki Antarktika'da sadece penguenler var. Kuzeyde de, Arktik'te de kutup ayıları mevcut. Bunlar en büyük temeldeki farklılıklar. Peki kutup araştırmaları konusunda özellikle hangi ülkeler çok yer alıyor? Bizim ülkemiz bu çalışmalar neresinde yer alıyor? Ve Türkiye'de ilk kutup bilimsel araştırmaları ne zaman başladı? Ee, aslında Antarktika için konuşayım. Arktik okyanus dedim. Arktik'i çevreleyen ülkeler var. Yani Arktik'e komşu, okyanusa komşu ülkeler var. İşte başta Rusya, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri gibi. E, ülkeler Arktik Okyanusu'nu çevriliyor. Antarktika'ya geldiğimizde Antarktika'ya da tabii komşu ülkeler var ama arada büyük bir e, Güney Okyanusu dediğimiz okyanus mevcut. Şili komşu, Arjantin komşu, Yeni Zelanda, Avustralya komşu. E, belki işte Antarktika'da nereden bakarsanız bakın kuzeye bakıyorsunuz ama e, haritayı iki boyutlu karşınıza getirdiğinizde işte Güney Afrika. Ama tabii arasında koskoca bir e, Güney Okyanusu mevcut. Ee, i̇lk başta Norveç'in, İngiltere'nin e, Antarktika'yı keşfinde bulunması 1800'lü yıllara dayanıyor. Tabii haliyle ülkelerin çok ciddi hafızaları mevcut bu kadar uzun zaman diliminde. Ee, biz de, bizim Türk bilim insanlarımız da aslında 1960'lardan beri orada çalışmalar yapıyor ki bu yarım asır demek. Aslında biz de çok uzak, e, çok çok özür dilerim, çok yeni başladık diyemeyiz. Ee, yarım asırdır bilim insanlarımız Antarktika'da çalışıyor. Ee, ama tabii ulusal seferlere daha e, bu işi öncelik, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin öncelikleri arasına alınması, aynı zamanda oranın e, bilimsel çalışmalar yapılmasına e, olan destekler. E, 2015 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde kurulan Kutup Araştırmaları Uygar Merkezi, Akabinde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü'ne de 2019 yılında evrilerek Cumhurbaşkanlığı Himayelerinde Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın da sorumluluğunda şu anda koordinasyonu da Kutup Araştırmaları Enstitüsü icra etmekte. Dört ulusal seferimizi icra ettik. Bu sene pandemiden dolayı bütün dünya ülkeleri seferleri de küçülttü. Artık'ta da bir tane ulusal seferimiz mevcut. Tam 4 yıl önce bu hafta yani 28 Şubat, 2 Nisan 2010'a itaatler arasında sizin içinde bulunduğunuz ekip Uluslar Antarktik Bilim Seferi'ndeydi. Bu bilim seferinin amaçları, sağladığı kazanımlar ve önemi hakkında bilgi verir misiniz? Tabii ki. Ne güzel takip etmişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Beni eskiye götürdünüz. Çok çok eskide değil ama 4 senede fena değil. Bu seferin amacı aslında tabii hem Antarktika'ya yapılan ilk ulusal seferde orada işte bilim insanları olarak hafıza biriktirmek, yer bilimleri, deniz bilimleri, atmosfer bilimleri çerçevesinde ilk araştırmaları yapabilmek, orada kazandığımız hafıza ve tecrübelerle Antarktika'da kurmak istediğimiz üst yeri ile ilgili. E, fizibilite detaylı çalışmalar e, yapabilmek temel hedeflerimizdi. E, tabii dört seferimizde de şu anda e, kutup araştırma web sayfasında da e, yayın sayımız belli ama 2017'den bu yana 50'nin üzerinde bilimsel makalede Türk bilim insanları tarafından hazırlandı ve yayınlandı. Bu da çok güzel bir başarı. Bizler de ülkenizi temsil ettiğiniz için sizlerle gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ederim. Son zamanlarda ben de dahil olmak üzere çok kişi kutuplara gitmek, gezmek, görmek istiyor. Bu geziler ya da oradaki bilim müşteri bu bölgelere zarar verir mi? Hmm. Güzel soru. Aslında şöyle, şöyle düşünelim. Türkiye'nin haritasını bir gözümüzün önüne getirelim. E, 17 tane Türkiye bir araya geliyor ve Antarktika kıtasını oluşturuyor. Türkiye'deki nüfusu da 80 milyon diyelim. Böyle yaklaşık rakamlar kula konuşalım. Ee, Türkiye yüz ölçümünde yaklaşık 80 milyon varken Türkiye'nin 17 kat büyüklüğündeki alanda totalde 4000 kişi var. Yani hakikaten ayak izi çok küçük. Yani böyle olunca o küçük ayak iziyle bir zarar vermek çok mümkün değil. Ama orada yapılan çalışmaların kıymeti çok büyük. Yani siz orada olduğunuz sürece ancak işte bir buzdan örnek alabilirsiniz, karasal e, alandan örnek alabilirsiniz, işte deniz suyu örneği, e, buz örneği, e, çamur sediman örneği gibi örnekler işte hava ölçümleri e, şeklinde. Ancak orada olduğunuz zaman yapabileceğiniz ölçümler açısından baktığımızda da e, bu kadar minimum çok küçük ayak izi e, e, beklenen ya da öyle büyük bir zararı vermiyor. Ama şunu söylemek isterim ki okyanuslarımız bir bütün. Bizim buradan attığımız bir çöp ya da burada attığımız bir plastik tabii çözünüyor deniz suyunun içinde ve akıntılarla beraber taşınıyor. Maalesef ki Antarktika'da okyanus taşınımlarıyla, akıntılarıyla, atmosferdeki taşınımlarla ciddi bir e, ozon tabakası deliği var ve e, deniz suyunda da mikroplastikler tespit edildi. E, hiçbir insan yaşamamasına rağmen e, dikkat etmemiz lazım. E, küresel ısınma ve iklim değişikliği birçok canlı ve yaşam ortamını hatta gez, gezegenimizin geleceğini olumsuz etkiliyor. Bizler bu konuda bireyselde neler yapabiliriz? E, tabii ki geri dönüşüm çok önemli. E, biraz önce de bahsini ettim. İşte plastikler diyoruz. Kullandığımız malzemeler nereye gidiyor? Genelde ya işte karasal alanda bertaraf ediliyor, ya da deniz alanlarına çöp olarak e, atılabiliyor. E, tabii denetimlerle vesairelerle bunlar engellenmeye çalışılıyor. Ama e, iklim değişikliğinin temelinde Kullandığımız malzemeleri hakikaten, ki konuşmanızı açarken de su gününe atıfta bulundunuz, e, suyun kıymetini bilmek, değerini bilmek, hiçbir kaynak sınırsız değil dünyada. Bence bunun altını çizelim. Kaynaklarımız sınırlı ve biz bu kaynakları kullandığımız sürece ne olursa olsun, bütün kaynaklar birbiriyle ilişkili. Şöyle bir e, cycle e, düşünün, belirli bir noktasından, Kestiniz, ya yani bir çember şeklinde düşünelim. Bu çemberin bir noktasını kestiniz, sildiniz, kurşun kalemle çizdik, bir noktasını sildik. Ne olacak? O artık bir çember değil, bir bütünü artık göstermiyor. İster istemez, bütünün parçasındaki eksiklik o sistemin tamamıyla yıkılmasına da sebep olabilir. Bu sebeple kaynaklarımız sonsuz değil. Yarattığımız her türlü olumsuz etki bize tepki olarak geri dönmekte. kaynaklarımıza dikkat etmeliyiz. Özellikle yenilenebilir enerjiye, su kaynaklarını e, verimli kullanmak. Aynı zamanda okyanuslarda biraz önce akıntıdan bahsettim. O akıntıların bile enerjiye çevrilmesi, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi bunlar hakikaten kullanılması gereken. E, bizlerin en azından yeraltı kaynaklarına alternatif olabilmesi çok önemli. Artık geri dönüşüm. Ee, biz kaynakları ne kadar verimsiz kullanırsak işte bir gün içerisinde bir tane su şişesiyle bir günü geçirmek var ya da bir gün içerisinde on tane su şişesi kullanmak var. O su şiş yani şişe plastik petrol türevi. O petrolü çıkarmak için enerji kaynakları harcanacak. O enerji kaynağını petrol çıkarırken petrol kullanacak. Yani ister istemez bir e Birbirini tetikleyen bir sisteme giriyoruz. E, haliyle bu kaynakların, özellikle geri dönüşüm kısmını ele almak ve yenilenebilir enerjiyi bizim hedeflerimizin arasında olması gerektiği diye düşünüyorum. Umarım bu uyarılarınızı herkes dikkate alır. E, peki, bilim insanı olmak ya da TÜBİTAK'ta çalışmak isteyen çocuklara, gençlere ne önerirsiniz? Biraz önce çok güzel bir soru sordunuz, bilim insanının öneminden bahsettiniz. Ben de soru sorma ve merak duyma konusunun altını çizdim. Ee, çok 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 çalışmak mı? Çok çok çalışmak değil. Ama bir şeyi okuduğunuzda, merak ettiğinizde, sorduğunuzda, sorduğunuz yanıtla bir çözüm ürettiğinizde aslında siz bir bilim skalasına giriyorsunuz. Haliyle bu skalada yürümenizi tavsiye ederim. Ve e, da çalışmak, üniversitelerde çalışmak, bilime, akademiye e, heves etmek bunlar çok önemli kavramlar. E, dediğim gibi yani sistemli çalışmak doğru, bol okumak doğru, merak etmek ve sormak doğru artı dil çok önemli. Çünkü hakikaten e, muhteşem derecede uluslararası kaynak var, bizleri doğru bilgilere ulaştıran. Tabii sosyal medya işte son dönemlerdeki kirlilik vesaire onları geçiyorum. Ama doğru kaynaklara ulaşmak ve özellikle dil geliştirerek bunları okumak çok önemli. Ee, söyleşimin klasik sorumla bitirmek istiyorum. Ee, en büyük hayaliniz nedir? Aa çok güzel soru. <laughs> en büyük hayal. Ee, hayaller hayaller. Herhalde hepimizin çok çok hayalleri var ama e, ben e, empati yapabilen bir toplum hayalindeyim. İnsanlar eğer kendilerini bir başkasının yerine koyabilirse ki bu empatiyle olur, yargıdan Yargısız bir şekilde karşıdakini sorgulamaktan, bunlardan uzak, ama empatiyle ve iletişimin bol olduğu bir nesil ki bu da sadece Türkiye için değil, bütün dünya için dilerim diyerek ben de sözlerimi tamamlayayım. Umarım tüm hayalleriniz gerçek olur. Sizi tanımak ve tanıtmak benim için çok onur verici oldu. Davetimi kabul ettiğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Hayatında başarılar dilerim. İleride bilimde yollarımız tekrar kesişsin ümidiyle. Çok teşekkürler. Değerli takipçilerim, kutuplar hakkında daha fazla bilgi sahip olmak istiyorsanız 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni konu alan Gezegenin Kara Kutusu Antarktika Vergesi'ni izlemenizi öneririm. Ayrıca yonuz düşerse Tuzla'da yer alan çocuklar, gençler ve aileler için eğitici, öğretici ve eğlenceli Kutup Bilim Evi'ni ziyaret edebilirsiniz. Bilimle, sağlıkla ve sevgiyle kalın. Unutmayın, hayal edebildiğiniz her şey gerçektir.